Herkese merhaba, ben Halil İbrahim Bundan. Bu videoda sizlerle birlikte Creo'da bir fan üzerindeki aeromekanik analizini inceleyeceğiz. İlk başta bir akış analizine sokacağız. Daha sonra akış analizinden elde ettiğimiz sonuçları yapısal analiz ortamında kullanacağız. Ve ne gibi sonuçlar göreceğiz? Bunları tartışacağız. Şimdi dilerseniz programımızı açabiliriz. Evet. Evet, şöyle programımız açıldı. Şöyle open sekmesinden desktop diyorum. Çalışma klasörünü seçiyorum. Montaj opsiyonu açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir geometrimiz mevcut. Burada kanatçıklar bulunuyor. Havamız buradaki yuvarlak kesitli alandan giriyor, dairesel kesitli açıklıktan giriyor ve dikdörtgen kesitli açıklıktan da çıkıyor. Buradaki hava hareketi de kanatçıklar sayesinde sağlanıyor. Tabi burada kanatçıklar dönecek şekilde hareket ediyor. Buradaki motoru kaldırabiliriz hatta. Hiçbir işimize yaramayacak şu an burada. Şimdi başlayalım. Application'e geldim. İlk başta ne yapacağım? Akış analizimi yapacağım. Dolayısıyla flow analizi tıklıyorum. Wizard'a tıkladım. Yes diyorum. Devam dedim. Şimdi burada göreceğim etkiler neler? Türbülans etkisini göreceğim. Türbülanslı bir akışımız olacak. Ve sonuçlar kısmında streamliner'ı yani akım çizgilerini göreceğim. Devam ediyorum. Herhangi bir yer çekimi ivmesini kullanmayacağım. Devam ediyorum. İçeride bir akış hacmi oluşturmam gerekiyor. Çünkü buradaki geometriyi kullanamam. Dolayısıyla burada do you want to create fluid domain ise yes diyorum. Ve iç akış analizi yapacağım. Dolayısıyla internal'a tıkladım. Şöyle yüzey analizimi yapıyor. Ve iki tane bakın açıklık buldu. Şöyle aslında arka tarafı kaldırabiliriz. Şunu kaldırabiliriz. Evet, sadece bu iki açıklamamız var. Şöyle checklist dediğimiz zaman şöyle gördüğünüz gibi doğru bir şekilde açıklıklarımızı seçti. Okey diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi içini doldurdu. Tabii buradaki yekpare olan domainimizin yani oluşturulan akış hacmini ayırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü buradaki kanatçıklar hareket ediyor. Dönecek bir şekilde hareket edecek. Buradaki ise yani çıkış bölümünde olan akış hacmi ise durgun bir şekilde olacak. Dolayısıyla ben buradan ne yapıyorum? Split domain'e tıklıyorum. Ve buradan akış hacmimi seçiyorum. Silindirik bir parçalama yapacağım. Yani şöyle gösterelim. Şöyle bakın şurayı ayrı bir tanımlama yapacağım. Yalnız buradan değerlerimi girmem gerekiyor. Kesme değerlerimi. Merkezi 0, 0, 0 olacak şekilde ve radius noktası da 76.28 mm olarak girdim. Şöyle bakın. Birinci parçam bu. İkinci parçam da bu. İki tane domainimi oluşturdum. Okey diyorum. Birinci domainim için bir numarasını verdi. İkinci domain için de iki numarasını verdi. Okey diyorum. Başka bir parçalama işlemi yapacak mısınız diyor. Hayır diyorum. Şimdi bakın ürün ağacına bakalım. Şöyle iki tane bakın gördüğünüz gibi iki tane domainim oluştu. Devam ediyorum. Şimdi analizime bu iki domaini sokacağım. Bunun için ne yapıyorum? Add diyorum. Ve ikisini seçtikten sonra orta yuvarlağa tıklıyorum. Şöyle bakın ikisini de seçtim. Devam ediyorum. Şimdi inlet seçeceğiz burada. İnlet ve outletleri seçeceğiz. Sınırlarımızı belirleyeceğiz. İnlet sınırı var mı diyor. Var diyorum. Ve hangi sınır olduğunu seçiyorum. Bakın şuradaki 3. sınır inlet'e denk gelen sınır. Dolayısıyla 3. sınırı seçtim. Devam ediyorum. Buradan ne yapacağım? Basınç tanımlayacağım. Dolayısıyla pressure inlet olarak seçiyorum. Ve buradan atmosferik basıncımı seçiyorum. 101.325 Pascal. Tabi akım çizgilerimi görmek için akım çizgilerini inlet bölgesinden bırakmam gerekiyor. Dolayısıyla do you want to release streamlines sorusuna yes olarak cevap veriyorum. Devam ediyorum. Şimdi de çıkış sınırımı soruyor. Yes diyorum. Ve buradan da bakın çıkış sınırıma denk gelen sınırımı seçiyorum. Next diyor.
Buradan hacimsel de bir tanımlayacağım. 0,2 metreküp bölü saniye seçtim. Next dedim. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Creo'da siz tanımladığınız sınırların dışındaki sınırlar duvar olarak tanımlanır. Varsayılan değerler çerçevesinde. Fakat bizim kanatçıklarımız olan duvarlar dönecek şekilde hareket edecek. Dolayısıyla bunun için de bir tanımlama yapmak gerekir. Burada do you want to specify other surfaces to apply boundary condition diyor. Yani başka bir sınır tanımlamak ister misiniz diyor. Ben buradan yes diyorum. Ve kanatçıklarımın bulunduğu duvarı şu şekilde zaten seçili hale geldi. Seçiyorum ve next diyorum. Bakın. Burada duvar olarak tanımlanmış ama ben burayı rotating wall olarak tanımlıyorum. Ve counterclockwise olarak tanımladıktan sonra 400 radyan bölü saniye olarak girdim. Tabi buradaki dönme doğrultusu bakın şurada şu şekilde değil. Ne şekilde oluyor? Bakın şuradaki sağ altta koordinat sistemine göre bakıyorum. Y eksenine dik olacak şekilde. Yani eksenim Y ekseni olacak. Şöyle Y eksenini 1 olarak diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi zaten doğru bir şekilde seçtiğimizi de görebiliyoruz zaten. Devam edelim. Şimdi bu duvarın içerisinde bulunduğu akış hacmini de aynı şekilde hareketlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla do you want to set any volume parameters yani bir hacimsel parametre tanımlamak ister misiniz diyor. Yes diyorum ve birinci yani birinci olan domaini seçtim. Next diyorum. Başlangıç koşulu tanımlamayacağım. Dolayısıyla no olarak bırakıp devam ediyorum. Şimdi bizim dönme dediğimiz olay aslında normalde düşündüğümüz zaman zamana bağlı. Yani bir hareket sonuçlar kısmında hareket görmemiz lazım. Fakat biz burada sonuçlardan daha doğrusu zamandan bağımsız bir analiz yapacağız. Dolayısıyla ve sonuçları da sanki dönüyormuş gibi göreceğiz. Fakat dönmeyecek yani zamandan bağımsız durgun bir analiz yapacağız. Dolayısıyla böyle bir çalışma yapmak için non-inertial frame'i kullanıyorum. Ve yine buradan da aynı ayarlamaları yapıyorum. Counterclockwise diyorum ve 400 radyan bölü saniye girdikten sonra eksenel vektörü y eksenine 1 olarak gidiyorum. Next dedim. Steady state çözeceğim. Zamandan bağımsız bir analiz yapacağım. Next diyorum. Ve şimdi artık mesh ile alakalı ayarlamalara geldi sıra. Default ayarları kullanabilirim. Next dedim. Next dedim. Ready to generate mesh dedi. Okey dedim ve mesh'im oluşuyor. Evet. Mesh'im şu şekilde oluştu. Artık sona yaklaştık. Sadece bana soruyor. Sonuçlar kısmında neler görmek istiyorsunuz? Hangi parametreleri? Bunları ayrıyetten de ayarlayabiliriz. Ekstradan. Fakat ben herhangi bir ekstra parametre tanımlamayacağım. Dolayısıyla finish diyorum. Fakat şu analizimi koşturmuyorum daha şu anlık. Niye koşturmuyorum? Şu an no diyeyim. Neden koşturmuyorum? Çünkü benim kanatlar üzerindeki basınç dağılımının bir dosyaya yazdırmak istiyorum. Sonuçlar yani koşturmasıyla beraber buradaki basınç dağılımını çalışma klasöründe bir dosyaya yazdırmasını istiyorum ki yapısal analiz ortamında o dosyayı kullanabileyim. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle tekrar analiz sekmesine geldim. Ve bakın buradaki sınırımı seçiyorum. Zaten seçili hale geldi görüyorsunuz. Model sekmesi altında Output bölümünde User Selection var. User Select var. Ben buradan Pressure Distribution Yes diyorum. Ve buradaki dosya formatında Creo Simulate yapıyorum. Creo Simulate'e kullanmak üzere. Bu şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık analizimi koşturabilirim.
Evet, analizim bitti. Şöyle okey diyorum ve çıkıyorum. Burada herhangi bir çalışma yapmayacağım. Zaten yapısal kısımda göreceğiz her şeyi. Şöyle çıkıyorum. Yes diyorum. Yes dedim. Burada tabii bütün parçayı analize sokmayacağız. Ne yapacağız? Sadece rotor bölümünü alıyorum. Ve open diyorum. Şöyle sadece buraya sadece bu parçanın analizini yapacağım. Şöyle çalışma klasörünü de gösterelim. Bakın FNF uzantılı dosyamız yazdırıldı. Bu basınç dağılımını içeren dosya olarak anlayabilirsiniz. FNF uzantılı dosyayı. Şimdi ne yapıyorum? Application'den Simulate'e geliyorum. İlk olarak mesh'i oluşturalım. Şöyle Refine Model'a geldim. Control diyorum. Bütün parça için 2 milimetrelik bir eleman boyutunu giriyorum. Ve AutoGame'e gelip Create diyorum. Ve mesh'imi oluşturuyorum. Evet, şöyle mesh'imiz oluştu. Şöyle gördüğünüz gibi. Close diyorum. Yes dedim. Evet. Şimdi artık yüklerimi tamamlamaya geldi sıra. Arkadaki disk yüzeyini ben sabitliyorum. Şöyle geldim. Burayı sabitledim. Okey dedim. Şöyle bakın nasıl burayı sabitliyorum. Şimdi de pressure diyorum. Önemli nokta burası. Basınç tanımlayacağım. Şuradaki kanatları. Ama buradaki kanatlardaki basınç değeri ne olacak? Akış analizimden elde ettiğim basınç değerlerini kullanacağım. Pressure diyorum. Intent seçtim. Ve şuradaki kanatlarımı teker teker seçiyorum. Bakın nereleri seçiyorsam sonuç dosyamda denk gelen yerleri direkt okuyabiliyor. Yani şuradaki kubbemsi yapı ya da aşağıdaki disk üzerindeki basınç dağılımını görmeyeceğiz. Advanced dedim. Şuradan External Coefficient Field'e tıklıyorum. Ve buradan dosyamı seçiyorum. Bakın dosyam görünmüyor. Neden görünmüyor? Çünkü bizim buradaki dosyamız ismi uzun. Şunu dolayısıyla kısaltmamız gerekiyor. Şöyle Pressure Distro diyebiliriz. Geri geliyorum. Şimdi bakalım. Bakın şimdi gördüğünüz gibi seçebiliyoruz. Şöyle şu Preview diyelim. Tabii burada hata verdi. Niye hata verdi? Çünkü burayı ayarlamada 45 dedik. Apply diyorum. Şimdi kanatlar üzerindeki. Evet, şöyle bakın gördüğünüz gibi basınç dağılımlarını görebiliyoruz. Buradaki basınç dağılımlarını biz ne yapacağız? Kullanacağız. Bakalım ne gibi sonuçlar alacağız. Close diyorum. Okey dedim. Şöyle bakın buradaki dağılımları görebiliyoruz. Şimdi bir de malzeme atamasını yapacağız. Buradaki parça için Materials'a geldim. Şöyle stili seçiyorum. Ve Material Assign dedikten sonra buradaki komponent için çeliği atadım. Okey dedim. Analiz and Study diyorum. Basit bir statik analiz yapacağız. Şöyle buradaki ayarları bırakıyorum. Okey dedim. Ve koşturmayı sağlıyorum. Yes diyorum. Şöyle bakın buradan da izleyebiliriz koşumuzu. Evet, şöyle gördüğünüz gibi analizimiz bitti. Close diyorum. Ve buradan sonuçları görmek için Result butonuna tıklıyorum. Şöyle buradan hareketli bir biçimde görmek istiyorum. Yani deforme olacak bir biçimde. Ve buradaki deformasyonu animasyon haline getirip OK and Show diyorum.
Evet, şöyle bakın gördüğünüz gibi stres kontrollerimiz bu şekilde. Şöyle bakın en büyük gerilmeleri burada görebiliyoruz. Tabii hasar verecek etkide değil. Deplasmanlara da bakabiliriz deformasyon olarak. Evet, bu da bakın bu şekilde deformasyon konturlarımız. Akış analizi sonucu elde ettiğimiz basınç dağılımını yapısal analiz ortamında yük olarak tanımladık. Ve bunun neticesinde havanın aslında totalde baktığımız zaman havanın yapısal etkilerini de görebiliyoruz. Evet. Aeromekanik analizini, fan üzerindeki aeromekanik analizini görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.